Seni görmek isteyen biri var. Kim? Senin Allah'ına kurban ben. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Ha? Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Memlekete dönmenin başka bir yolu var mıydı savcım? Varsa bir yolu yordu, söyle bana. Kaçakta kalsaydın. Niye döndün buraya? Babanla orada çürüseydin. Fıtratımız da yok savcım. Kaçak bize göre değil yani. Savcım deme lan bana. Savcı değilim ben. Bu aksiyona girilecek savcım. Beni vazgeçirmeye, engellemeye çalışma. Sen ne yaptığının farkında mısın peki? Onların içlerine kadar girip onlar gibi mi davranacaksın? Onlardan biriyim zaten savcım. Değilsin. Onlardan biri değilsin. O kadın sana istemediğin her şeyi yaptıracak. Ne diyorsa yapmak zorunda kalacaksın. Ve sana öyle şeyler yaptıracak ki, seni öyle büyük bir karanlığa sokacak ki, insanlığından utanacaksın. Ve bunları yapmak zorunda kalacaksın. Bunları kendimden biliyorum da söylüyorum. Çok insan kullandım ben. Bu yolun dönüşü yok. Girme bu yola. Benim insanlığım mı kalmış? Hı? Seni baban üzerinden tehdit ettiğini biliyorum. Bak gerekirse kadınla müzakere ederim. Babanı sıyırırım bu işten. Beraber tekrar kaçak durumuna düşersiniz. Bu defter açılmadan kapat. Şimdi beni geç. Ben babam için buradayım. Sen niçin buradasın savcım? Benim de kendime göre sebeplerim var. Benim de kendimce sebeplerim var, biliyor musun savcım? Ben çok düşündüm. Üzerine yattım. Belki de bu önüme konulan mecburiyet değil de bir lütuftur. Lütuf mu? Lütuf. Hangi lütuf lan? Dün gece seni öldürüyorlardı lan az daha. Savcım, can almayı bilen can vermeyi de bilecek. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun? Yani şu anda ne yapmaya çalışıyorsun yani? Geçmişle mi hesaplaşıyorsun? Kafanı bıçağın altına mı koyuyorsun bu yüzden? Ne yapıyorsun? Savcım, bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Olmalı da. Ahirete kalmamalı. Burada çekmeli insan cezasını. Sen de aynı sebepten burada değil misin savcım? 3 yıl önce gömdün kendini doğduğun yere. O cennet mekanı cehennem eyledin kendine. Geçmiş geçmişte kaldı. Kaldı mı savcım? Hakikaten kaldı mı? Şu yüzüne bir baksana savcım. Geçmiş geçmişte kalmış mı acaba? Yaptıklarımızın bedelinin telafisi için burada değil misin? Vicdanını böyle rahatlatmayacak mısın? Yaptığımın telafisi yok benim için. Ne yapıldıysa beraber yapıldı savcım. Bunun günahını tek başına omuzlama. O geceden sonra bir daha yüz yüze gelmediysek yaşananlar, yapılanlar unutuldu sanma. Unutacaksın. O gece orada olanları unutacaksın. O gece hiç yaşanmamış sayacaksın. Sen yapabildin mi savcı? Unutabildin mi? Hı? Güvenemem servetine, malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni dağıtacak karına. Adaletin bulunu dünya. Ne yarar dinlemem dünya. Kötülerin insan dünya. İyileri öldüren dünya. Ne insanlar gelip geçti kapından, memnun gelip giden var mı?
Yolun sonu burası mı savcım? Bu geceden itibaren hayatına benimle beraber girmiş her şeyden feragat edeceksin. Senle ben diye bir şey yok. Yağmurla sen diye bir şey de yok. Masumların bahçesinde artık bize iskemle düşmez ki zaten savcım bu saatten sonra. Bir söz verildi sana. Yarın sabah gidip teslim olacağım. Öz abimi katlettim. Neyin? Hala vazgeçebilirsin. Vazgeçmek yok savcım. Savcı değilim ben. Dünya arası savcımsın. Geldik. Burası senin için son durak. Halil Saadi Sancaktar. Hadi bakalım in aşağı. Bak gün yarın bitti. Çık hadi dışarı kal siz. Savcı nereye? Böyle. Gel. Gel bakalım Canan'ın katili. Çok böyle. Çok bakalım. Akgün. Küreklere getir. Anlaşıldı. Burası mı savcım ebedi istirahatgahı? Sen şimdi git. Bundan sonraki kızım her şeyin çok çirkinleşecek kızım. Gitmek yok savcım. Beni de göm buraya. Ama gitmem. Git oğlum git. Git. Senin buna şahit olmanı istemiyorum. Bak oğlum diyorum, insan oğlum dediği adama böyle bir şeyi yaşatamaz. Bana yapman gereken şeyi yaptın. Yardımını ettin. Şimdi atla arabaya. Bas git buradan. Ben hallederim bunu. Eğer bir insan evladı atasının yanında sonuna kadar kalmayacaksa ben tükürmüşüm onun insanlığına. Gitmem. Biraz sonra yapacağımız şey hayatımızın sonuna kadar peşimizden gelecek. Kimse bilmeyecek savcım inan. Biz bileceğiz. Ben seni böyle bir enkazın altına sokamam. Savcım ben zaten bir süredir o enkazın altındayım. Allah aşkına beni yanında olmaktan mahrum etme. Yoksa hayatım boyunca bu benim peşimden gelecek, yarım kalacağım ben. Allah'ım sen savcım. Savcım. Bunu tek başına yüklenme. Allah yapacağımız şeylerden dolayı bizi affetsin. Kalk ayı. Doğrul. Doğrul. Doğrul! Bak ulan. Bak ulan. Anlat bakalım şimdi. Konuş. Son sözün nedir? Ben yapmadım. Benim kastım sanaydı. Oğlanın infaz emrini de verdim. Sadece bu. Ama karın... Ben öldürmedim. Canan Hanım'ı ben öldürmedim. Canan'ın adını ağzından silerim lan! Canan Hanım'ın adını ağzına alma lan! Beni insanlığımdan çıkardınız lan! Savcım bitti. Beni insanlığımdan çıkardınız lan. Savcım bitti. Lan beni ne hale soktunuz lan? Lan beni ne hale soktun? Yaşıyor mu? Nefes alıyor mu? Yeah.
nereye soktunuz? Sen benim canımdan canı aldın mı? Sen benim canımı aldın. Karımı öldürdün lan sen beni. İnsanlığımı aldın lan elimden. Bunu sen yaptın. Ben yaptım. Bunu sen yaptın. Sen benim karımı öldürdün. Benim insanlığımı çaldın. Bunu sen yaptın. İnsanlıktan çıkardın sen. Ahkum beni affet. Beni affedebiliyorsan eğer, affet. Savcım eğer varsa, hakkım sana gani gani helal olsun. Seni icap edeni yaptım. Annemin yanında durmuş insansın. Tanımışsın onu. Allah aşkına aydınlat beni. Tamam. O zaman şöyle düşün savcım. Sanki böyle bir baba oğluna sanki son defa bir şey söylüyormuş gibi. Bir oğul sanki böyle babasına son bir şey soruyormuş gibi gitmeden önce öyle düşün. Öyle cevap ver. Bir baba olarak cevap ver savcı. Kim? Annenin katlini emreden, azmettiren. Evet. Allah senden razı gelsin. Ölmüşlerimizin ruhlarına değsin. Işıklar içinde uyusunlar. Çok pişman. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Seni bu günaha ortak ettiğim için kendimi hayatımın sonuna kadar affetmeyeceğim. Ben gönüllü yazılmışım o günaha. Dert etme. Bazısı var. İyilikle bağlanıyor birbirine. Bazısı var parayla bağlanıyor birbirine. Bazısı var kan bağıyla bağlanıyor birbirine. Bizim aramızda görünmeyen bir bağ var savcım. Onca yıl yüz yüze gelmedik ama tek bir gün. Tek bir gün yok ki böyle aklımdan çıktığın, unuttuğun. O pis geceyi nasıl unutacaksın? O geceyi şimdi sen konuşunca hatırladım. Bakma, normalde hiç hatırıma gelmez. Hatırıma gelen şeyler genelde güzel şeyler.
senin ailenle olduğun neşeli, mutlu günler. O günler bitti artık. İkimiz de yalnızız, kimsesiziz, evsiziz. Gel bir sebebin olayım Sabri'cim. Gel şu kanalizasyonu beraber temizleyelim. Hem ben sırtımı nereye yaslayacağımı bileyim. Hem sen yanında kimin olduğunu bil. Seni hayata döndürmem için bir fırsat ver bana Sabri'cim. Emin misin? Tam olarak emin olduğunu bilmem lazım. Eminim. Artık çocukluk bitti. Zaten şu saatten sonra kaybedecek neyimiz kaldı savcım? Sen bambaşka biri olmuşsun. Çok değişmişsin. Çocuk değilsin artık. Kabul mü? Allah yardımcımız olsun. Allah bir daha yokluğunda sınamasın. Tekrar olmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.